Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilaç gibi stratejik bir ürünün günlük politikalara malzeme edilmesi hepimiz açısından bir sıkıntı sebebi. Çünkü bu, özellikle milletvekili olarak bölgelerimizde bu ilaç konusunda sürekli vatandaşlardan şikayet alıyoruz. Nedir bu sorun? Her yıl Ocak ayında artan, Şubat'ta pik yapan bu sorun, ilaçtaki bulunma sorunu, yokluk sorununun sebebi nedir? Bunu çeşitli defalarca dile getirdik. Biraz önce HDP'li konuşmacının ifade ettiği gibi her yılın sonunda bu kürsülerden söylüyoruz. Sebebi şu: elbette iyi idare edilememe, elbette bu işin iyi yönetilememesi. Sebebi 2004 yılında ilaç fiyat kararnamesi değiştirildi. İlaç fiyat kararnamesinde 3 önemli değişiklik getirildi. Bir tanesi, ilaç fiyatları Avrupa'nın 5 ülkesi baz alındı. Adına da referans fiyat diye konuldu. İkincisi de bu referans fiyatlar, eğer ilacın bir benzeri yoksa aynı fiyatta, muadilleri varsa %60 ile 80 arasında bir fiyatlandırma verildi. Yani referans fiyat eşdeğeri varsa biraz daha altta. Diğeri de kur. Kur üzerinden fiyatlandırıldı. İlaç fiyatı bir kur bedeli belirleniyor ve o ilaç fiyatı o kur üzerinden fiyatlandırılıyor. İşte örneğin 2020'deki ilaç fiyatındaki kur 3.81. Kaç liraydı bu? 3.4 liraydı. 3.81 olarak değerlendirildi ve fiyatlar da buna göre verildi. Peki madem böyle bir kur var ve ilaç fiyatları da bu fiyat üzerinden gidiyor, neden ilaç yoka giriyor? Sebebi çok açık, çok net. Bu ilaç fiyatlandırması doğru bir yöntem. Çünkü Avrupa'nın 5 ülkesinin referans alınması ve kur üzerinden daha düşük bir kurla fiyatlandırması doğru. Çünkü kamu maliyetini bizler de düşünüyoruz elbette. Ama yanlış olan ne? Yılda bir defa fiyatlandırılıyor olması. İkincisi de bu ilaç firmalarına ilacın 12 ay boyunca bulunabilirliğine ilişkin bir maddenin eksikliği. Bu her iki madde ilave edildiğinde ilaç fiyatları Ocak ayında, Şubat ayında yok olmaktan çıkacaktır. Bu önemli bir mevzu. İkinci önemli mevzu da ilaç fiyatlarının fiyatlandırma aşamasında vatandaşın ilaca erişiminde en önemli muhatabı eczacı. İlaç fiyatlarında bu ilaç fiyatları yükseldiğinde maalesef eczacı karlılığı aynı oranda kalıyor. Bunun da yeniden değerlendirilmesi lazım. Eğer ilaç fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi döneminde eczacı karlılığı da orantılanmaz ise, o zaman ilaçlar yine yoka girme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tabii bu işin teknik boyutu, asıl boyutu da şu: ilaçta biz dışa bağımlıyız. Bir dakika ya. Buyurun, toparlayın. Maalesef her seferinde hükümet yetkilileri şunu söylüyor: ulusal ilaç blok politikası ve yerli ilaç diye her seferinde vurguluyorlar. Ancak ulusal ilaç politikasından vazgeçtim, yerli ilaca ilişkin tek bir yardımları dahi yok. Sadece göz boyayan, sadece televizyonda, gazetelere reklam mahiyetli sunumlar yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yerli ilaca dair bir yardım yapılmış değil. Özellikle Türkiye'de çok eski ilaç firmaları var. Pazarda da önemli bir hakimiyeti var. Bunlara maalesef gerekli yardım yapılmıyor. Örnek olarak da vereyim, 2006 yılında Türkiye'deki ithal ilaç oranı %16 iken şu anda 24. İthal ilaca 2006 yılında harcanan bedel %45 iken şu anda %55 dolayına gelmiş durumdadır. Yeni molekül yok, araştırma geliştirme ilişkin bir yatırım yok. O yüzden sizin yerli ilaç diye söylediğiniz sadece aldatmacadan öteye değildir. Hepinize saygılar sunuyorum.